TV ekranlarına hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki konuğumuz var. Hababam sınıfında Boncuk karakterini canlandıran sevgili Ergun Sözen stüdyomuzda ve dans partneri Tango Prenses lakabıyla Bahar Özmert stüdyomuzdalar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Songül Hanım. 48 sene sonra Hababam sınıfını yeniden burada anmak bizim için görülebilecek en büyük mutluluklar biri. Bu nedenle size gerçekten gönülden öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizim için de gurur verici. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Efendim tekrar hoş geldiniz. Haftanın konu programına çok yoğundunuz. Televizyon stüdyomuza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz sevgili hanımefendi. Teşekkür ederim. Öncelikle sorularıma geçmek istiyorum sizlere. İzleyicilerimiz sizi Hababam sınıfından zaten tanıyor. Ancak yeni nesil biliyorsunuz çok daha hakim değiller onlar eski Yeşilçam dönemlerine. Kendinizden bize kısaca bahseder misiniz lütfen? Tabii burada özellikle 48 sene gibi öncesinden başladığımız için 22 yaşında bir delikanlı gibi olayı ele almak lazım. 1974 senesinin şöyle son aylarında hem hukuk fakültesinde birinci sınıfta İstanbul Üniversitesi'nin bir öğrenciyim hem de hasbelkader sinema yazarlığı yapıyorum muhtelif gazetelerde ve o dönemde iki önemli filme Yeşilçam'ın bugün gerçekten klasikleri arasında yer alan Ustam Ertem Eğilmez'in de kalabalık kadrolu aile filmlerinin en güzel örnekleri olarak gösterilen Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire gibi Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun tüm sanatçılarının, Münir Özkurlar'ın, Adile Naşitler'in, Metin Akpınar'ların, Zeki Alasya'ların süslediği o değerli filmlere yazdığım iki tane kritikle hocamın ilgisini çekiyorum ve senaryo çalışmaları için de ekibe davet ediliyorum. Evet, size teklif kendiliğinden geliyor bu arada. Evet. Genelde oyuncu olmak için bir çaba sarf edilir. Teklif size geliyor. Üniversite dönemlerinizde değil mi? Evet. Yanılmıyorsam. Asla oyunculuk açısından değil. Teknik kadroda genç bir kalem olarak o teklif geliyor. Onun gelmesinde çok önemli bir ayrım var Songül Hanım. Çünkü Rıfat Ilgaz'ın edebiyat dünyasında 1964 senesinde gerçekten büyük bir çığır açan Hababam sınıfı romanı filme alınacak. Filme alınacak ama 64'ten 75 yılına gelene kadar 3 defa teşebbüs edilmiş ve Atıf Yılmaz gibi, o dönemin ünlü sanatçıları, Hulki Saner gibi, Tanju Gürsu gibi hepsinde de bu senaryolar bizzat Rıfat Ilgaz tarafından yazılmış ve maalesef Türk sinemasının o dönemde biraz üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan sansür kurulu tarafından kabul edilmemiş. Eğitim sistemimize zarar verici bir projedir şeklinde. İşte biz bu projeyi Ertem Eğilmez'in başkanlığında çok önemli isimlerden o tarihte oluşan bir senaryo ekibiyle hem sansüre alkışlarla karşılanacak şekilde hazırladık hem de o romandan bugün romanı bile belki bir yerde önüne geçen ve halkın gönlünde çok yer eden bir proje ortaya çıkardık. Bu nedenle o 3 ay kadar senaryo çalışmam benim için unutulmaz bir başarıdır. Oradaki isimleri de burada izninizle çok kısa bir şekilde anmak istiyorum. Bir saygıyla anıyoruz. Sadık Şendil, bir Umur Bugay. Bugün bizimkiler dizisinden çok rahat hatırlayacağınız senaristimiz hepsi rahmetli oldu. Ertem Eğilmez hocamız, Adile Naşit'imiz, Münir Özkul'umuz. Hatta sinemadan, oyunculuktan vazgeçip yönetmenliğe soyunan o tarihlerde bir Kartal Tibet'imiz. Bizleri hep o senaryo ekibinde destekledi. Bizlere de sinemayı öğrettiler. Peki efendim, aynı zamanda Hababam sınıfının kamera önü ve kamera arkasını sizden dinlemek istiyoruz. Şimdi efendim biliyorsunuz o yıllara biraz gitmek isteriz hem de izleyicilerimiz de merak eder. O yıllarda film çekimlerinde, sette efendim işte lakaplarıyla İnek Şaban, Kemal Sunal, Düdük Necmi, Halit Akçatepe bunlarla birlikte sette çok güzel anılar geçirdiniz. Aynı zamanda çok güzel filmler çektiniz senelerce. Peki biraz anlatır mısınız? Neler oldu efendim o sette? Hangi duygusal anlar yaşandı? Çok güzel anlar. O dönemin ekibinde
3 çok değerli oyuncu sınıfta. 25 kişilik sınıf ekibini düşünün. Kemal Sunal'ımız, Halit Akçatepe'miz ve Tarık Akan'ımız netice itibariyle. Bunun dışındaki kalan bütün öğrencilerimiz gazete ilanıyla seçilen, bu projeye katılan isimlerdir ve ilk kez kamera karşısına geçen isimlerdir. Çok güzel. Ben yokum. Ben kamera arkasındayım. Hocamın yanındayım. Çekim ekibini hazırlıyoruz. Senaryoda bir takım ilaveler yapmışız romana. Biraz evvel dediğim özel amaçlardan dolayı. Bir de boncuk karakteri koymuşuz oraya. Sınıfın bir çalışkan öğrencisi olsun diye. Ama evet, romanda... O yıllarda zaten belli ediyordu kendini efendim. Çok çalışkan olduğunu. Evet. Eksik olmayın. Çalışkanlık güzel bir şey. Hala evet, devam ediyor evet. İnanın. O boncuk karakterini kim oynayacak o da belli değil. Hocamız hiçbir şey söylemiyor. Çünkü bizim işlerimiz kamera arkasında tamamen. Genç de bir yaklaşımla geliyoruz. Aman heyecanlanmasın, tedirgin olmasın diye. Günler öncesinden. Ekip kuruluyor. 3 tane hakikaten bu değerli sanatçıyla birlikte oynamak bizler için büyük bir fırsat. Onları kamera arkasından seyredeceğim, göreceğim. Bir Kemal Sunal'ı, bir Tarık Akan'ı, bir Münir Özkul'u, Adile Naşit'i. Hepsine rahmet tanıyoruz efendim evet, aynı zamanda. Tabii. Böyle bir kadroyu bir defa düşünmek bile insanı başka yerlere götürüyor. Böyle bir götürüyor. Kadro gelmez. Hayır. Nitekim hakikaten Obam Sınıf filmlerinin başarısında bence en önemli etken budur. Çekim günü Adile Sultan Kasrı'nda, Üsküdar'da, bugün öğretmen evi olarak kullanılan binada kamera hazırlandı. O dönemde tek kamera, Ariflex kameralar. Evet. Küçük bir sınıf ki hala bugün müzedir. Koşu yolunda bu çekimi yaptığımız oda, sınıf olarak her gün... Müze olarak. Evet efendim, yüzlerce insan tarafından ziyaret edilmekte. Bunu da gururla burada söylüyorum. Çünkü bu bir kültür hazinesi bizler için hakikaten. Hem film hem geride bıraktığı eserler. Hocam dedi ki, benim niye yanımda duruyorsun? Bak Ergun, sınıf yerine yerleşti. En önde boş bir tane yer var. Oraya geçip oturman lazım. Boncuk karakterini yazdık yani dedi senaryoda. Onu sen oynayacaksın. Ne güzel. Hocam dedim, ben yönetmen olmak istiyorum. Onun için de yanınızdayım. Bütün enerjimi de bu tarafa yönlendirmiş durumdayım. Hayır dedi. Kameranın önüne geçmeden oyunculuğun ne demek olduğunu asla anlayamazsınız. Kameranın önüne geçeceksiniz. Oyuncunun çektiği heyecanı orada yaşayacaksınız. Onun hangi haleti ruhiye içinde görevini yapmaya çalıştığını yakından şahit olacaksınız. Ondan sonra gelip onu yönlendirmeye kalkacaksınız. Yani bir empati ortaya kondu. Hakikaten bu konuda Ertem İlmez hocama her zaman teşekkürüm. Onu minnetle anıyorum. O sayede hem kamera arkasında rica asistanı olarak hem de boncuk karakteri olarak bu değerli sanatçılarla çalışma fırsatına sahip oldum. İki Hababam Sınıfı filminde görev yaptık. Hababam Sınıfı ve Hababam Sınıfı sınıfta kaldı filmlerimiz. Sonra kadrolar değişti. 6 filmdir tamamı. Efendim ya, gerçekten sınıfta kaldınız mı? Evet, kalmak zorundaydık. Hababam Sınıfı sınıfta kalır. Bir çalışkan öğrenci de olsanız Hababam Sınıfı sınıfta kalır. Yalnız biz çok önemli bir konu. 75 senesinde hikayeyi ortaya koyduğumuz zaman filmin sonunda istedik ki Mahmut hocamıza diplomalarımızı götürelim. Diplomaları götürdük. O sahne çok güzel çekildi. Evet. Çok da beğeni aldı. Fakat 75 senesinin Mayıs ayında vizyona giren film rekorlar kırdı. Sadece Türk sinemasında değil, dünya sinemasında bir rekordur. 54 hafta. Sadece sinemada. Ankara'da Akgün sinemasında non-stop oynamıştır. İki Hababam Sınıfı filmi. Hababam Sınıfı ve Sınıfta Kaldı filmi. Şimdi Mayıs ayında filmi vizyona sokmuşsunuz. O dönemde Haziran'da ölü sezona girilirdi. Artık yeni film verilmezdi. Eski filmler dönerdi. Ta ki Eylül'e kadar. Hababam Sınıfı hiç vizyondan düşmedi. Ve biz tekrar kolları sıvayıp 1975 senesinin sonbaharında bu kez Hababam Sınıfı sınıfta kaldığı çekmek zorunda kaldık. Ama diplomalar verilmiş. Bu çocuklar mezun olmuş. Nasıl filme devam edeceğiz? Hiç hesaplı olmayan bir şey. İşte orada yine aynı ekip ortaya çıktı. Dedi ki Hababam Sınıfı sınıfı geçemez. Mutlaka sınıfta kalacak. O diplomalar sırf Mahmut Hoca için sahte olarak verilmiş olsun. Dolayısıyla hikayeyi sil baştan yeniden ele aldık. Ve iki film, Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı sınıfta kaldı filmleri ki Rıfat Ilgaz'ın romanına da en çok uyan, o roman havasını evet, taşıyan filmlerdir. Gerçekten 54 hafta sinemalarda,
kapalı kişi oynayarak dünya rekoruna imza atmıştır. Bunun biraz gerisinden 52 haftayla gelen Hint sinemasının avare filmi vardır. Düşünün, Türk sinemasında ne kadar büyük bir kültür hazinesine sahip olduğumuzu bile bu anekdot bence çok net bir şekilde ortaya koyar. Efendim, aynı zamanda oyuncularla Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul'la çok güzel sahneleriniz oldu ve bir sınıfın içinde. Peki güzel anlarınız neler vardı efendim, güldüğünüz o anda kamera arkasında? Onları biraz anlatır mısınız? Özellikle Kemal Sunal, yani lakabı İnek Şaban. Evet. Bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız? Kemal Sunal kamera önünde başka bir Kemal Sunal, sırasını beklerken, çekim sırasını beklerken bambaşka bir Kemal Sunal. Sessiz, sakin, yardımsever ve o ilk defa kamera karşısına geçen arkadaşlarımıza son derece destek olan, herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğu zaman can siperhane koşan bir Kemal Sunal. Ayrıca onun sırf bir gülüşü bile gerçekten seyirciyle çok rahat iletişim kuran bir özellikti. Bu bakımdan Ertem İlmez onu Fransızların ünlü Fernandel isminde bir sanatçısına benzeterek bir yerde 1972 senesinde Yeşilçam'a dahil etmiştir. İlk filminde zaten Ertem İlmez de Tatlı Dillin filmiyle yapmıştır. Sen demiştir, sadece gülüşünle bile benim için yeterli bir oyuna sahipsin. Dolayısıyla ben sana kelimeleri motomot tekrarlamak konusunda hiçbir baskı yapmıyorum. Çünkü o dönemde unutmamak lazım, filmler sessiz çekiliyor. Daha sonra dublaja giriyoruz. Sufle dediğimiz bir olay var. Suflelerle oyuncu dudak hareketleriyle verilen sufleye, verilen sözlere karşılık veriyor. Çok da zordu aynı zamanda o yıllarda dublaj yapmak, değil mi efendim? Evet, dublaj zordu ama çekiyorsun çekimler aynı kolaydı. Sahneyi sonra stüdyoya girip ses odasında dublaj yapıyorsunuz. Evet. O dudak hareketlerini de sekranizasyonu tutturmanız lazım. Son derece zordu. Doğru söylüyorsunuz. Aşağı yukarı bir hafta 10 gün sırf dublajla uğraştığımızı gayet iyi hatırlıyorum. Kemal Sunal'ın böyle bir ayrıcalığı o yeteneğinden dolayı tanınırken kendisine, yani kelimelerini yerine değiştirebilirsin, biz onu mutlaka dublajda hallederiz tarzında. Çünkü o motivasyonun kaybolmasını istemiyordu Ertem İlmez. Diğer oyunculara asla böyle bir fırsat mesela verilmedi. Tarık Akan olsun, Halit Akçatepe olsun, senaryoya aynen bağımlı olarak oynuyorlardı. Peki efendim, Tarık Akan neden diğer filmlerde rol almadı? Bunu buradan ilk kez söylemek ister misiniz? Gayet tabii. Aslında bunu farklı çünkü röportajlarla... Çünkü çok iyi gidiyordu o seri. O tabii. Dörtlü, beşli ekip. Evet. Altı filmdir tamamı. 75'te 81 arasında çekilen altı filmdir. Bir tek Tarık Akan değil. En onu önce düzelteyim. Evet, birçok oyuncu. İkinci filmden sonra Tarık Akan ayrılır. Üçüncü filmden sonra Halit Akçatepe ayrılır. Dördüncü filmden sonra Kemal Sunal ayrılır. Ama onun yerine dev gibi sanatçılar gelir. İlyas Salmanlar gelir. Ama ilki gelir. Gibi ilk üç seriyi tutamaz. Ayşen Gorulular gelir. Tabii. Uzattıkça zaten yavaş yavaş bütün sempatisini kaybediyordu. Neticeye son filmin adı da Hababam Sınıfı Güle Güle'ydi. Evet. 81 senesinde. Bütün oyuncuların değiştiği. Evet. Tarık Akan Kemal Sunal gibi son derece bizlere destek olan bir yapıdaydı. Ve öncelikle şunu söyleyeyim, filmin daha posteri bile ilk günlerde hazırlanırken afişi medyaya tanıtılmak için hocasının yanına gidip, hocam ben burada çok büyük bir oyuncuyla oynuyorum, Münir Özkul gibi bir hocam var, lütfen afişte öncelikle Münir Özkul'un adı yazılsın, benim adım ikinci sırada yer alsın tarzında bir istekte bulundu. Bakın, bu da çok açıklanan bir konu değildir. Bunu özellikle burada açıklamak isterim. Bu onun sanata karşı, ustasına karşı Tarık Akan'ın ne kadar saygılı olduğunu gösteren bir olaydır. Çünkü bu filmin Tarık Akan bebek yüzdücünüydü. Yani erkek starıydı. Ve o güne kadar bütün Yeşilçam filmlerinde jön daima en üstte yazılır. Evet. Cüneyt Arkın'dan sonra. Tabii. Fakat Tarık Akan orada Münir Özkul'a bir karakter oyuncusu olmasına rağmen Münir Özkul hocasına bu görevi vermek istedi. Ve Münir Özkul'un dikkat ederseniz oynamış olduğu 5 Hababam Sınıfı filminde, son filmde o da yoktur. Hep Münir Özkul'un ismi başrol oyuncusu gibi ön planda, ilk sırada yazılmıştır. Tarık Akan neden ayrıldı? Kısaca onu hemen söyleyeyim. Akan belli bir sürede artık tarz değiştirmek istiyordu. Tarık Akan 2 üniversite mezunu. Yeşilçam'ın en aslında eğitime emek veren aktörlerinden biridir. Gerçekten fiziği de son derece gösterişliydi.
biliyorsunuz son yıllarında da Taş Mektep adı altında bir ilkokulu satın almıştı ve eğitim dünyasına da katkıları olmuştu. Evet, çok güzel projeydi. Rahmetli'nin. İşte tarz değiştirmek istedi. 1975'in sonunda ki ben Ah Nerede filminde de kendisiyle rica asistanı olarak çalıştım. Yani 3 filmlik bir çalışmam var Tarık Akan'da. Ertem Eğilmez'e hocam ben artık bebek yüzlü jön olmak istemiyorum. Ben artık ideolojik filmlerde oynamak istiyorum diyerek izin istedi ve Arzu filmden bu nedenle ayrıldı. Bu basına başka türlü yansıdı. Biz ikinci Babam Sınıf filminde afiş çekerken Tarık Akan en ön sırada merdivenlerde yer aldı. Hocası orada onu azarladı. İşte Tarık Oğuz'un boyunda niye en önde duruyorsun? Arkadaşların önünü kapatıyorsun. Geç arkaya dediği zaman Tarık hiçbir şey söylemeden geçti arkaya, sırasına girdi. Ama medyada bu sanki yönetmen onu azarladı da onun için Babam Sınıf filmlerinden ayrıldı şeklinde bir yoruma yol açtı. Böyle bir olay kesinlikle yok. Tarık'ın burada böyle bir kırgınlığı asla yok. Hocasına karşı son derece saygılı, sanatçı arkadaşlarına karşı son derece saygılı bir insandı. Onun için bu konuyu da burada net bir şekilde açıklamak istedim sayenizde. Teşekkür ederiz. Şimdi sinema sektörü demişken, son zamanlarda sinema sektörü dijital platforma doğru sanki gidiyor. Artık o eski elimize patlamış mısırımı aldığımız sinemaya çocuklarımızla ya da sevdiğimiz biriyle gittiğimiz günler geride kalmaya başladı gibi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ah Yeşilçam, vah Yeşilçam diyorum. O güzel duygular. Bizler şanslı bir nesiliz. Biz o duyguların içinde büyüdük. O temiz insan sevgisinin içinde. Evet, Yeşilçam filmleri çok mu sanatsal yönünden üst düzeydi? Hayır. O anlamda değil. Belki inandırıcı öyküler çok az bulunurdu. Yeşilçam'ın bugün bize kalan klasik filmleri hakikaten bir elin parmakları kadar azdır. Ama neticede sokaktaki o temiz duyguları anlatıyordu. O izleten aslında doğallığı evet. Ve o masumiyetiydi bence. Tamamen zaten. O masumiyeti ve o iştenliğiydi. O dar imkanlarda, o kıt imkanlarda yapılabilen fakat sanatçıların bütün özverisiyle kendilerini o projeye verdikleri çok unutulmaz filmlerdi, değerli çalışmalardı. İşte bugünkü dijital atmosferde artık her şey teknolojiyle çok daha farklı boyutlara gidebiliyor. Dolayısıyla insan faktörü teknolojinin hep gerisinde kalmaya başlıyor. Bir bilgisayar tekniğiyle bütün dünyada global olarak çok farklı projeleri imza atabiliyorsunuz. Hatta bizzat oralara gitmeden bile bu projeleri evet. Gerçekleştirebiliyorsunuz. O duygusallığı kaybettik. Ben bugün bütün genç sinemacı arkadaşlarıma özellikle kamera arkasından baktığım zaman aman diyorum Yeşilçam'ın duygularını alın, teknolojiyle harmanlayın, bunu başarırsınız, özgün Türk sineması sizin ellerinizde yeniden doğar. İyi bir sinemacı, iyi bir yönetmen Yeşilçam'ı yani yeni gelecek olan yönetmenler iyi bir sinema filmi izleyicisi olması lazım eski filmleri. Sizce efendim? Kesinlikle olması lazım çünkü oradaki toplumsal duygularımızı Türk insanının evet. Duygusunu Yeşilçam'dan önce alıp özümsemesi lazım. Teknolojiyi onun üzerine kurması çok lazım. Çok doğru. Peki efendim yeni çekilen Hababam Sınıfı serisine ne diyorsunuz? Sizce o eski komediyi verdi mi? Veremedi. Veremedi. Farklı nedenleri var ama çok geniş bir konu. Yalnız çok kısaca olayı netleştirmek için şunu söyleyeyim. Bir defa ilk Hababam Sınıfı'nda sizin de biraz önce bahsettiğiniz çok değerli isimler var. Yani seyirci artık bir Kemal Sunal'ı bağrına basmış. Bir Adile Naşit'i, Münir Özkul'u, hatta Halit Akçatepe'yi hepsini bağrına basmış. Tarık Akan'ı o şekilde damat Ferit karakteriyle bağrına basmış. O istemese de o bebek yüzlü jön, o yakışıklı damat Ferit artık o seyircinin gönlünde yer etmiş. Bu simaların, bu resimlerin önüne başkalarını koymak ne kadar yetenekli olursa olsun yeni sanatçılarımız mümkün değildi. O kalıp kullanılmamalıydı. Babam Sınıfı'nın mesajlarını alıp yeni okul filmlerinde o mesajları daha ileriye götürmek her zaman mümkün. Çok doğru. Ama bunu bir İnek Şaban karakteriyle, bir Mahmut Hoca karakteriyle değil, yeni gençlerin ortaya koyacağı karakterlerle verebilmek lazım. Onun için efendim yeni Babam Sınıfı filmleri maalesef sadece taklit olmaktan öteye gidemedi. Aynı tadı da bulamadık zaten. Burada var. Bir ikinci konu çok kısa. Dijital platformda yapılan filmlerdir. Dijital platformların o teknolojinin getirdiği Babam Sınıfı'nın o nostaljik havasını bozan yapılar ortaya çıktı. Evet. Bu da genç yönetmenlerimiz tarafından
tam olarak uygulanamadı. O bakımdan bence Havvam Sınıfı dünya klasiği, Türk sinemasının klasiği gibi korunmalı, bir müze gibi Türk sinemasında saklanmalı. Evet. Beykent Üniversitesi'nde hakkınızda bir tez hazırlandı. Evet. 1970'lerde Türk eğitim sistemine bakış açınızı değerlendirdiğiniz bir tez. Aslında benim için çok da incelediğimde kıymetli bir tezdi içeriği. Ben kendim bizzat gördüm. Sizden de alabilir miyim kısaca bu tezle ilgili? Çok teşekkür ederim. Benim için çok duyarlı bir konudur. Genç öğrenci arkadaşlarımızla hep genç nesillere bir şeyler, bir mesela bir yaşadıklarımızı aktarmaya çalışıyoruz, bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Beykent Üniversitesi'nden bir öğrenci grubu beni buldu. Öncelikle Havvam Sınıfı'nın sosyal etkileri açısından bir tez hazırlamak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine o gün yaşadığım olaylarla bugün geldiğimiz noktayı karşılaştırarak neden bu filmlerin bu kadar çok toplumun bünyesinde nesillerce seyredildiğini ve benimsendiğini açıklamaya çalıştım bu tezde. Bunu da çok başarılı şekilde kağıda döktüler ve bambaşka mesela bir Mahmut Hoca karakterini o tezde işledik. Rıfat Ilgaz'ın romanına baktığınız zaman Mahmut Hoca Kel Mahmut karakterini yine bir müdür muavindir. Ama bu öğrencilerden, bu eğitim sisteminden asla ve asla başarıya gidemezsiniz tarzında bakış açısıyla Havvam Sınıfı'nın öğrencilerini izole etmiştir. Bunlar başımdan gitsin de nasıl giderse gitsin, sadece bu okulda oldukları sürece ben bunları otoritemle, disiplinimle, gürültüsüz, patırtısız yaşatmak zorundayım bakış açısıyla girmiştir olaya. Senaryodaki Mahmut Hoca asla bir Kel Mahmut değil. Sadece isim benzerliği var. Kendisine öğrencilerini adamış, öğrencilerini birer evlat gibi görebilen ve eğitim uğruna her ortamda doğru insanın yetiştirilebileceğine inanan bir hocadır. Bir de bunu yine romanda olmayan boncuk karakteriyle, sınıfın çalışkan karakteriyle özdeştirdiğimiz zaman Mahmut Hoca'yı, ona harika bir pas vermiş olduk bugüne kadar gelecek mesajlarda. Bir öğrenci ki sınıfın tek çalışkanı böyle bir okulda ve özel okul kavramı var. Özel okulları bir yandan eleştiriyoruz. Ticarete, eğitime bulaşmasın, karışmasın. Eğitim, ticaretin içinde kirlenmesin diye uğraşıyoruz. 75 senesi itibariyle söylüyorum bunları. Ve Mahmut Hoca çıkıyor. Babası iflas etmiş olan bu öğrencinin okul taksini, o anlayışsız müdüre, o tolerans göstermeyen okul müdürüne, okul müdürü orada patron gibidir, kendi cebinden 3 kuruş maaşıyla ödüyor. Daha sonra da kendini ortaya koyuyor ve o öğrenciler için kalp krizi geçiriyor. O diploma sahnesi kalp çok krizinin sonu. Efendim, sohbetimize kısa bir ara verelim isterseniz. Sizin harikulade dansını bekliyorlar, tango dansınızı bekliyorlar. Efendim, isterseniz izleyicilerimize o dansınızı bir gösterip. Thank you.
harika tango gösterisi için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifle izledik. Ergun Bey ile birlikte bu tango gösterisini izleyicilerimize karşı inanılmaz bir performansla sergiz. Biraz anlatır mısınız? Nasıl geçiyor günler? Dans, özellikle vücudunuz daha harikulade efendim, dans etmekten. Çok teşekkür ederim. Ben tangoyu keşfetmiş şanslı insanlardan biriyim. Çok ileri yaşta tangoya başladım. Aslında emekli bir diş hekimiyim. Fakat geçmişimde bir bale eğitimi var. 7 yıl kadar ciddi bir bale çalışmam oldu. Onun için ileriki yıllarda tangoyu keşfettiğimde de ona adaptasyonum nispeten kolay oldu tabii. Dans bir tutku. Evet. Dans büyük bir aşk. Şevkle yapılan bir olgu. Gerçekten söylediğim gibi bu açıdan çok şanslıyım. 10 yıldır dans ediyorum. Ergun Bey ile tanıştıktan sonra da partner olarak birlikte çalışmaya başladık. Ne kadar sürede bu dansı, koreografisini gerçekleştirdiniz? Şimdi efendim, öncelikle Havabam sınıfının başarısında bir gizli isim var, Melik Kibar. İşte evet. Bu beste Melik Kibar'ın sinema filmine ilk kez yapmış olduğu bestedir. O tarihlerde Melik Kibar gencecik bir sanatçı ve Ertem İlmez'den gelen teklif üzerine hayatında ilk defa bir sinema filmine bir müzik hazırlıyor. İşte böyle harika bir beste ortaya çıkıyor. Onun ruhu şad olsun, özellikle Melik Kibar'ın müziğiyle bu tangoyu burada gerçekleştirdik. Müzik bir tango değil. Biz Havabam sınıfına olan saygımızdan, özlemimizden onu elimizden geldiği kadar tangoya uyarlamaya çalıştık. Fakat bunun koreografisine gelince, biz sevgili partnerimle, ki benim için gerçekten çok değerli, benim tango zevkimi, tango keyfimi tamamen hayatta en güzel tamamlayan ve en çok bu keyfi paylaştığım insandır. Hiçbir zaman ezbere bir koreografiyle çıkmıyoruz. O anda istiyoruz ki doğaçlama olarak o müzik bize hangi tınıyı veriyorsa kendi repertuarımızın üzerinde onu uygulayalım. Bu nedenle de belki şu anda tekrar aynı müzik çalsa, bize aynı şeyleri aynı sırayla mı yaparsınız, aynı figürleri deseniz, yapamayız deriz. Çünkü evet, o ruhun o andaki getireceği motivasyon. İşte koreografi böyle ortaya çıkıyor bu tangoda, bizim açımızda. Peki tangoyla siz nasıl tanıştınız? Baktığınızda geçmişinize, çünkü hukukla ilgili geçmişiniz var. Aynı zamanda Ergun Bey bir avukat, hukuk mezunu bir beyefendi. Sonrasında oyunculuk, sonrasında tango. Dediğim gibi aslında bakarsanız sizinle başlı başına bir hikaye var geçmişinizde. Tangoyla nasıl tanıştınız? Kalbimde bugün iki tane manevi evladım var. Birisi sinema diyor, diğeri tango diyor. İkisi de hakikaten çok değerliler. Tango ile tanışmam benim 27 senelik serbest hukukçuluk hayatımdan, ki 1,5 yılı askeri hakimlik olarak 1980'li yıllarda geçmiştir. Darbeden hemen sonra diyelim, yedek subaylık döneminde Adapazarı'nda, Sakarya'da. Rahmetli yine Hayri Kosakçıoğlu'nun valis olduğu dönemde, Adapazarı Sakarya valisi olduğu dönemde de Sıkı Yönetim Adli Müşavirliği ve Askeri Hakimlik döneminde kendisiyle çalışma şartlarım oldu. Çok ağır şartlardı tabii, yoğun şartlardı. Şimdi onun mesleğin getirdiği stres, daha sonra serbest avukatlıkta yaşadığımız tabii ki mesleğin stresleri beni bundan 21 yıl önce tangonun içine itti. Yepyeni bir dünyayla tanıştım. O tangonun rengiyle, o müziğin zevkiyle bir yerde sinemayla tangoyu hep birleştirmek istedim. Türk sinemasında da doğrusunu isterseniz tango çok değerlendirilmiş bir alan değildi. Aslında 1960'lara kadar gelen Türkçe tangolar akımı var ama daha sonra pek cazibesini kaybetmiş bir duruma düşmüştü. Bugün tangoyu da sinemayı birlikte götürmeye çalışıyorum. Evet. Kırmızı Mendil gibi, Eşref Bey gibi, sevgili partnerimle de paylaştığım tango üzerine ve duygu üzerine yönelik sinema çalışmalarımız da oldu. Bunlar
Antalya Film Festivali'nde, Adana'da Altın Kutu Film Festivali'nde. Oyunculuk öte yandan devam ediyor öyleyse sizin. Orada çok ilgi gördü, özel gösterime tabi tutuldu ve dedi, şunun için çok sevinçliyim. Evet, sinemayı Türk sinemasına tangoyu da getiren ilk bizler olduk. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Öncelikle bir şeyler söylemek ister misin? Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir programdı gerçekten. Umarım sevgili izleyicilerimiz de izlerken keyif alırlar. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Ayaklarınıza sağlık. Bizim için de çok güzel anlardı. Eksik olmayın. Sizin gibi gerçekten sanatın içinde bize seslenen dostlar bizi her zaman daha çok motive ediyor. Yaşama daha çok sarılmamıza neden oluyor. Var olun. Sağ olun. İsterseniz bir gösterinizi tekrar, tango gösterinizi alalım. Programımıza, vedamızı öyle yapalım efendim. Çok güzel olur. Hababam Sınıfı'nın 3. filminde Hababam Sınıfı öğrencileri ayağa kalkar ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okur. Ve o kulakları zor duyan yaşlı öğrenci öğretmenlerine derler ki Hababam Sınıfı her yerde kopya çekebilir, okuldan kaçabilir, tuvaletlerde sigara içebilir ama Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okur. İzin verirseniz o anıya karşılık memleketin parçasıyla size... Olur efendim, edelim. Buyurun. Sahne sizin efendim. Teşekkürler. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanar için. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurduna, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay. Erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevla.